Çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Sayın İl Başkanım, kıymetli milletvekillerim, buraya genel başkan yardımcılarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle birlikte geldik. Sayın ilçe başkanımı, belediye başkanımı, önceki dönem belediye başkanımı, Muhtarlar Derneği başkanını ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanlarının şahsında tüm üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hemen yanımda Muhtarlar Derneği başkanımız oturuyor. Dedi ki, Lüleburgaz'daki tüm muhtarlarımız, bir iki eksiğiyle herkes burada, hatta söz aldı benden bir burada toplu fotoğraf için muhtarlarımızla beraber. 31 Mart yerel seçimleri, 4 tane sandık olacak. Bu sandıkta çoğu yerde 3 sandık olacak, bazı yerlerde 4 sandık olacak ama en kritik, en zor sandık muhtar seçiminin olduğu sandıklar. Çünkü muhtarın yakasında bir parti roseti yok. Arkasında bizim gibi 100 yıllık bir siyasi parti yok. Bütçesi yok ve ne yaparsa kendi başına yapan, pusulalarını bile kendisi bastırmak zorunda olan, kapı kapı doğrudan alttan oy isteyen ve demokrasinin en güzel örneklerinden biri, en cesur örneklerinden bir tanesini veren muhtarlarımız var. Siyasi görüşü bize yakın olur, uzak olur ama bir muhtar bir göreve eğer talip olduysa bu çok kıymetli bir cesarettir. Ben bizden önce belediye başkanlarımızdan, belediye meclis üyelerimizden önce 31 Mart seçimlerinde tüm muhtarlarımıza, tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Hepsine kolay gelsin. Murat Başkanım sunuş konuşmasını yaptılar. Kısaca konuştu ama 6 yıldır buraya hizmet ediyor. 6 yılda başta tamamlanan bu kompleks olmak üzere, biraz önce öğrendim, bir konservatuar açılmış. Bu çok kıymetli. Ben bütün belediyelerimizin bu tip işleri bir an önce yapmasını bekliyorum. Bunun yanında yapmış olduğu sosyal belediyecilik hizmetleriyle son derece önemli katkıları var. Zaten Lüleburgaz sosyal demokrat belediyeciliği biliyor. Lüleburgaz'ın yaklaşımı kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerindendir. Ve Murat Gerenli gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim stratejisini benimsemiş, halkçı belediyeciliği gerçekleştiren, personeliyle arası iyi olan, çalışanlarının emeğini gören, örgütüyle arası iyi olan bir belediye başkanını yeniden aday göstermiş olmanın mutluluğu içindeyim. Onu sizlere emanet ediyorum. ...31 Mart seçimleri elbette yerel seçimler ve insanlar kendi ilçelerini, kendi şehirlerini, kendi beldelerini kimin yöneteceğine karar verecekler. Ancak 31 Mart seçimlerinin çok daha büyük bir önemi var. Geçen 14 ve 28 Mayıs'ta iktidarı değiştirmeye, yani uzun yıllardır Türkiye'de iktidarda bulunan ve geniş kesimlerin, özellikle emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, esnafların birikmiş sorunlarını çözmek bir yana, artık onlar açısından hayatı katlanılamaz hale getirmiş olan bir iktidarı değiştirmeye çok yaklaşmıştık. %51'e 49 sayılabilecek bir sonuçla ancak ikinci turda devletin bütün gücüyle ve Türkiye coğrafyasının çeşitli bölgelerinde baskılarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir ittifakta buluştuğu, genel başkanını aday yaptığı
ve çok ciddi bir halk desteğini aldığımız halde iktidarı değiştiremediğimiz bir süreci hep birlikte yaşadık. O süreçte hatırlarsanız yokluk, zamlar, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı bugünkü kadar olmasa da can yakıyordu. Ama seçmenlere şunu söylediler: evet, belki yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük, bize oy vermelisin. Biz olmazsak bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler, ezanı susturacaklar gibi büyük yalanlara sarıldılar. Cumhuriyet Halk Partisi gibi cumhuriyeti kurmuş, her bir bileği cumhuriyetin kurucu babalarına, kurucu kadrolarına, kurucusuna, devrimlerine yürekten bağlı bir partiye bile yalan videolarla saldırmaktan çekinmediler. O günlerde oyu bize verin, seçimden hemen sonra her şey düzelecek diyorlardı. O gün bunu söylediklerinde belki korkuttukları, kandırdıkları yoksul insanların, işsiz insanların, güvencesiz insanların o gün oyunu aldılar. Ama bugün anlaşılıyor ki esas olarak o insanların ahını aldılar. O gün 19 lira 70 kuruş olan mazot bugün 40 lira oldu. O gün 20 lira olan benzin bugün 40 lira oldu. Benzinde %97, mazotta %106 zam var. Bu ne demek? Bundan sonra, seçimden sonra iğneden ipliğe her şeye zam var. Zaten bunu gizlemiyor Mehmet Şimşek. Diyor ki seçimden sonra sıkı para politikası olacak. Yani halk deyimiyle kemerler sıkılacak. Kemeri kim sıkıyor? Siz hiç fabrikatörün, holding sahibinin, tuzu kuruların, beşli çetelerin kemer sıktığını gördünüz mü? Kemer sıkma denince akla eski orta direnk, şimdi hepsi yoksul, akla esnaf, çiftçi, memur geliyor. Kemeri sıkmak, acı reçeteyi içmek hep vatandaşa, hep yoksullara, hep dar gelirlere düşüyor. Kriz ortamlarında birileri paralarına para katıyorlar. Geçen yaşadığımız büyük krizden çıkışın çaresini kur korumalı mevduatla buldular. 4 liralık dolar 6 lira 8 lira bir gecede 18 lira oldu. Dediler ki siz paranızı dolara yatırmayın, Türk parasına yatırın. Dolar artarsa farkı biz karşılayacağız. Biz dedi kim? Emine Hanım'ın bileziklerini mi bozdurup verdiler? Bilal Erdoğan'ın, Burak Erdoğan'ın sünnetlerinde takılan altınları mı bozdurdular? Hangi birikimle karşıladılar? Bu salonda bulunanların, Lüleburgazlıların, Kırklareli'lilerin, Türkiye'nin orta gelir sınıfının ve düşük gelir sınıfının vergileriyle babamızın, anamızın, dedemizin, ninemizin biriktirdiği hazine rezervleriyle o farkları karşıladılar. Bugün emekli 10 bin liraya geçinmek zorunda. Miting alanlarında soruyorum, meydanın yarıdan fazlası emekli. Yine soruyorum, emeklinin %70'i 80'i en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Bu emeklinin maaşından vergi kesiliyor. Ödediği elektrikten, sudan, doğalgazdan vergi kesiliyor. Yediği ekmekten, içtiği sudan, torununa aldığı sütten, sakızdan vergi kesiliyor. Türkiye'de 100 lira verginin 68'i dolaylı vergilerle, 21'i maaştan kesilen vergilerle oluyor. Toplam %89. 100 lira vergi karşılıyoruz. 89'u ya çalışanın maaşından ya da dolaylı vergi. Yani fabrikanın sahibiyle bekçisi ekmek aldığında aynı vergiyi ödüyor. Mazot aldığında aynı vergiyi ödüyor. Sadece %11 kazançtan alınan vergiler.
Bunun da içinde büyük kısmı yine esnafın COVID'in ödedikleri, esas vergi vermesi gerekenler Türkiye'de vergi vermiyor. Böyle bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. 28 Mayıs'ta verin oyu kardeşinize, hayat pahalılığını düşüreceğim diyenler 19 liralık mazotu 40 lira yaptılar. 28 Mayıs'tan bugüne gıda enflasyonu %80'leri aştı. Bugün TÜİK, biz biraz önce merhabalaşırken ilçe başkanım size günaydın derken, belediye başkanım merhaba derken TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayı enflasyonu 4,5 puan artmış. Kime göre? Artış çok yüksek ama bu artış bile TÜİK'e göre. Neyin başarıları? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu yıllık enflasyonu %67 olarak belirledi. Bugün itibariyle yıllık enflasyon %67. Gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon %130. Peki emekli ne zam aldı? %33. 7500'den 10.000 lira yaptılar. Memur ne aldı? İşçi ne aldı? %49. TÜİK doğru söylüyor bile olsa %20'ye yakın, %18 memurun, emeklinin cebinden, pardon, memurun ve işçinin cebinden para çalındı. İş emekliye geldiğinde bu sefer rakam %34, cepten çalınan para. Ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25 bin liraydı. Bugün 10 bin lira. Her şeyi altın hesabına vurmakta fayda var. En düşük emekli maaşıyla 3 Kasım 2002 günü tam 8 Cumhuriyet altını alınıyordu. İnanmayan açsın internete baksın. 3 Kasım 2002 çeyrek altın fiyatı yazın. O günkü en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugünküyle 2,5 çeyrek altın zor alınıyor. Yani 20 yıllık iktidar boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığında emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altın çıkmış. Hesap ortada. Hesapladığınızda zaten 25 bin lira olması gereken maaş 10 bin lira, 15 bin lira kaybı var. Ve ben emekli kart çıkaralım, 7'şer bin lira seyyahına zam yapalım deyince para yok, çalışana maaş ödeyemiyoruz diyor. Çalışanla emekli karşı karşıya değildir. Yan yanadır, peş peşedir. Bugünün emeklisi dünün çalışanıdır. Yani onda bu ülkenin adı üstünde emeği var, emeği emeklinin bu ülkede. Çalışan da yarının emeklisidir. Emeklinin karşısındakiler çalışanlar olamaz. Emeklinin karşısındakiler bugün hak etmediği faiz kazancını elde edenlerdir. Bugün hak etmediği ihaleleri alan yandaş müteahhitlerdir. Beşli çetelerdir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Sosyal demokratların önceliği emeklilerdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın önceliği beşli çetelerdir. Sosyal demokratların önceliği işçilerdir. Tayyip Bey'in önceliği yandaş müteahhitlerdir. Sosyal demokratların önceliği halktır. Sosyal demokratların önceliği yoksullardır. Onların önceliği faizle gelirine gelir, servetine servet kattığı zenginlerdir. İşte 31 Mart seçimleri o yüzden çok önemlidir. Bu gidişata şu hiç olmazsa son 8 ayda mazotun, benzinin %100 artmasına, boğaz gıda enflasyonunun %70 artmasına bir dur denmezse, bir sarı kart gösterilmezse, bir kırmızı ışık yakılmazsa, biz buradayız, bizi görün, esas patron biziz, biz bu ülkenin ta kendisiyiz denmezse, Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki 4 yılda bize çok içireceği acı reçete vardır. Acı reçete emeklinin, emekçinin, esnafın, memurun, çiftçinin
gırtlağını yakacaktır, midesini delecektir, dayanılmaz hale gelecektir. Ama 2018'deki o seçim başarısından sonra, tek adam rejimini yerleştirdiği günden sonra, 2019'da İstanbul'dan, Ankara'dan başlayarak 11 büyük şehirle genel iktidarın gücünü yerelden dengelediğimiz süreçte, geçen seneki seçimlerde 51'e 49'luk duruma kadar gelip büyük bir talihsizlikle, kendi hatalarımızla o seçimi kazanamamıştık. Yarınlara umutla bakmak isteyen, bu hükümet beni görmezden gelmesin diyen, beni de hesaba katsın diyen herkesin 31 Mart'ta bu hükümete bir dur bakalım demesi lazım. Türkiye'nin bütün yoksullarını, bütün işsizlerini, bütün esnaflarını, bütün çiftçilerini, bütün emekçilerini ve bütün emeklilerini 31 Mart'ta sandıkta birleşmeye davet ediyorum. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. AK Parti ve MHP her geçen gün birbirine benziyorlar. En önemli meziyetleri tehdit etmek, iftira etmek, hakaret etmek. Bu hakaretlerine, iftiralarına hiçbir zaman cevap vermiyoruz. Hiçbir zaman. Ama diğer tarafta Cumhur İttifakı bir de yanına kimi aldı? Salonda çok sayıda kadın var. Kadınları sahiplendirmek lazım diyen, kadınları adeta birer eşya, birer mahluk olarak gören, geçmişte bu ülkeye Hizbullah korkusunu yaşatan, domuz bağcıların avukatlarını meclise taşıdılar ya, bir ittifak ortakları da onlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadına karşı şiddetin tırmanmasına, daha geçen hafta bir günde 8 kadın öldürüldü. Çünkü diyor ki kadına karşı şiddet uygulayanlar artık diyorlar, hükümet kadınların arkasında değil, bizim arkamızda diyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nde çok ağır bir önlem vardı. Bunu kaldırdılar diyorlar. Kadına karşı şiddet yasasının da adını anmıyorlar. Yakında o da kalkar diyorlar. Benim başıma bir şey gelirse hapishanelerde sürünmem, nasılsa bizimkiler beni kurtarır diyorlar. Böyle bir anlayış her geçen gün daha çok korkuya, daha çok baskıya, daha çok zulme sarılan Cumhur İttifakı'nın karşısında biz hiç öyle zayıf değiliz. Onların karşısındaki ittifakın adı bu sefer evet Millet İttifakı değil ama çok daha güçlüsü var. Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı kimden oy alır? Türkiye İttifakı Türkiye'yi seven herkesten oy alır. Milli takım gol atınca sevinen herkesten oy alır. Filenin sultanları şampiyon olduğunda ağlayandan, kızlarımız ağlarken gırtlakları düğümlenen herkesten oy alır. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleriyle, ay yıldızlı al bayrağıyla, vatanını, ülkesini, milletini sevenleriyle biz Türkiye'yi kucaklamaya, Türkiye'yi kurtarmaya, Türkiye'deki herkesi, sıkıntı çeken herkesi kucaklamaya geliyoruz. Türkiye İttifakı'nın Lüleburgaz'daki adayı Murat Gelenli'yi sizlere emanet ediyorum. Kürt'ü Türk'ü ayırmayan, Lazı Çerkez'i ayırmayan, Alevi Sünni'yi ayırmayan, kimseyi inancına, mezhebine, etnisitesine, doğduğu yere göre ayırmayan bir Türkiye İttifakı Türkiye'nin geleceğinin garantisidir. Birileri sürekli beka sorunlarıyla korkutmaya kalksın, Türkiye'nin zamkı, harcı, derzi Türkiye İttifakı'dır. Türkiye'yi kuran Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben
hem Murat Başkanımı, hem başka ilçelerden de gelenler var. Kırklareli'ndeki bütün belediye başkanlarımızı her birimize emanet ediyor. Seçime kadar adaydan çok çalışmak, adaydan çok koşturmak, gayret etmek hepimizin görevidir. Bundan sonraki süreçte çok daha güzel günlerde, çok daha güçlü bir Lüleburgaz, çok daha güçlü bir Kırklareli, çok daha güçlü bir Türkiye'de hep beraber el ele omuz omuza olacağız. Belediye başkanlarımız hiçbir siyasi partiyi ayırmadan hizmet ettiler, devam edecekler. İşimiz gücümüz Lüleburgaz diyor. Ben de işi gücü Lüleburgaz olan Murat Başkanıma, belediye meclis üyelerine başarılar diyorum. Aynen bu şekilde çalışmaya, koşturmaya, Lüleburgaz'a hizmet etmeye, yüzleri güldürmeye devam edin diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Adaylarımızı size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum.